Günümüzde onlarca çeşit araba bulunmasına rağmen tarihte üretilmiş ve insana mantığını sorgulatan onlarca araba bulunmakta. Bu arabalar arasında en bilindik markalar olan Fiat, Renault, hatta Türk yapımı olan Anadolu'nun bile en ilginç arabalarını sizler için derledik. Şimdi lafı fazla uzatmadan listeye geçelim. 5 numara Renault 900. Bu araba ilk bakışta normal gibi gözükse de dikkatli bakınca fark edeceksiniz ki arabanın kasası tamamen ters yapıda. Yani direksiyon arka taraftayken geri kalan kısımlar ön tarafta. Neden böyle bir araba üretildiğini soracak olursanız, bir fuar için üretildiği söylense de bu tasarım trafikte açacağı risklerden ötürü piyasaya sürülmeden vazgeçilmiş. 4 numara Fiat Multipla. Günümüzde Türkiye'de de hala trafikte görebileceğimiz bu araç 2011 yılına kadar üretilmeye devam edilmiş ve internette şimdiye kadar üretilen en çirkin araba unvanına sahip. Normalden farklı yapısı, 7 kişi kapasiteli koltuk yapısı kullanışlı bir hale gelmesini sağlıyor olsa da tipinden ötürü pek sevilmiyor diyebiliriz. 3 numara Reliant Robin. Bir İngiliz aracı olan Reliant Robin'in sadece 3 tekeri var. Evet, anlamak güç olsa da bu bir gerçek. Hem ehliyet olarak daha kolay kullanabilmesi hem de çeşitli nedenlerle çok uzun bir süre üretilmiş olsa da tahmin edeceğiniz üzere denge konusunda büyük problemler yaşayan bir model olduğu da bariz ortada. 2 numara Stout Scrap. Dünyanın ilk minivanı olarak üretilen bu araç 1936 yılında üretilmiş ve bazıları tarafından limuzine de benzetilmiştir. Amacı bir minivan olarak geniş bir kullanım alanı sunmak olsa da üretildiği yıllarda bile çirkin bulunuyordu. Önümüzdeki yıllardaysa 10 yıl sonra üretimi durduruldu. 1 numara Anadolu Böcek. Türkiye'nin yerli otomobillerinden biri olan Anadolu Böceği'nin üretilmiş araç sayısı 200 küsürdür. Aşırı nadir ve yerli olmasından ötürü bugün koleksiyon değeri bulunduğu için sahipleri tarafından saklanmakta ve trafikte görmek imkansıza yakındır. Ancak daha önce sahibinden üzerinde ilanlarıyla karşılaşanlar mevcut. Bonus Toyota Piknik. Bu araba aslında normal ve amacına uygun bir araç olsa da adı tamamen düz bir mantıkla verilmiştir. Tıpkı bir ticari araç gibi büyük bagaja ve 7 kişilik kapasiteye sahip bu araba için en yaygın kullanılan amaç olan piknik kelimesi ismi içinde uygun görülmüş. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.